aşama gıda makineleri ve ekipmanları tarafından gerçekleştiriliyor. 7'den 70'e pek çoğumuzun hayır diyemediği çikolata ve şekerlemeler de bu makineler aracılığıyla önce marketlere, sonra sofralarımıza ulaşıyor. Konya merkezli MYM Makina çikolata şekerleme makineleri üzerine uzmanlaşıyor. Firmanın işletme müdürü ve üretim sorumlusuyla sektöre katkılarını Eko-gündemde değerlendiriyoruz. Türk makina sektörü hali hazırda yaşanan küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat, ticaret alanlarında dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde tamamlamış bir sektör. Makina sektörünün en önemli alt gruplarından biri olan gıda makineleri sektörü de bu gelişmelerden nasibini alıp atağa geçmiş konumda. Günümüzde gıda ürünlerinin üretiminde tarımdan sonraki en önemli süreçler makine ve ekipmanları tarafından gerçekleştiriliyor. 7'den 70'e pek çoğumuzun hayır diyemediği çikolata ve şekerlemeler de bu makineler aracılığıyla önce marketlere, sonra evlerimize ulaşıyor. Gıda makinalarından çikolata şekerleme ekipmanlarında uzmanlaşan Konya merkezli MYM Makina'nın üretimdeki gücü genç, girişimci, deneyimli kadrosundan geliyor. İşletme müdürü Kemal Özen, MYM Makina'nın 2010 yılında kurulmasına rağmen yönetici kadrosunun 15 yılı aşkın süredir gıda makineleri sektöründe tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak söze başlıyor. Firmamız 2010 yılında kurulmuş bir firmadır MYM Makina olarak. Fakat firma sahibimiz Mehmet Yağcı Bey kendisi yaklaşık 14 yıldır krom nikelle uğraşmaktadır ve krom nikel üzerine firmalarla çalışmışlığı olmuştur, ortaklığı olmuştur. Daha sonra kendisi daha kaliteli makine üretmek üzere kendi firmasını kurmuştur. İşletme müdürü Özen, çikolata şekerleme üzerine yoğunlaşmakla birlikte gıda makinalarında gelecek her türlü talebe yanıt verdiklerini dile getiriyor. Daha ekseri çikolata makineleri üzerine üretim yapmaktadır. Tabii ihtiyaca göre gıda üzerine, ihtiyaca göre makineler üretmekteyiz. Şöyle söyleyeyim, yani firmaların talebi, arz talep meselesi, talebi üzerine, gıda üzerine tasarım yaparaktan yeni makinelerde üretebilmekteyiz. Ama asıl profesyonel çalıştığımız alanlar çikolata makineleri ve şekerleme üzerinedir. Proje ve üretim sorumlusu İbrahim Erdem, üretimde geniş bir yelpazeyle anahtar teslim tesis kurulumları yaptıklarını ifade ediyor. MYM Makina, gıda makineleri adına çikolata ürünleri, şeker, şekerleme ürünleri üzerine üretim yapmaktadır. Bunun makinelerini üretmektedir. Yani A'dan Z'ye makinelerin ham maddesinden başlayıp dolumuna kadar, paketlemesine kadar tüm tesisatı anahtar teslim şeklinde üretim yapmaktadır. İhtiyaca yönelik talepler kısa sürede karşılanıyor. Standart sistemlerin yanı sıra firma taleplerine özel makineler de üretilebiliyor. Çikolata kazanları, mutfak grubu dediğimiz, çikolatanın hazırlama aşamasındaki grup dediğimiz kazan grubu komple, daha sonra dolum dediğimiz enjeksiyon kısmı, kabuk hattı veya da banşat dediğimiz küçük dolum makineleri, daha sonra bar hattı ve jeli ürünleri mevcuttur. Bunları komple tesis olarak, anahtar teslim olarak yapıp üretmekteyiz. Oğuzhan Organize Sanayi Bölgesi'nde sahip olduğu tesiste profesyonel bir kadroyla yoluna devam eden firma, işinin ehli kişilerle çalışmayı öncelik kabul ediyor. MYM Makina 1000 metrekare kapalı imalat alanı ve 300 metrekare idari bina alanıyla çalışmaktayız. Firmamız bünyesinde çok fazla ekip yok, fakat bunun sebebi de şudur. Çok fazla adamla çalışmak yerine daha profesyonel, daha işi bilen kişilerle çalışmak tercihimizdir. Çünkü bizim yaptığımız makine özel bir makinedir. Komple hat sistemi yaptığımız için bu sistem üzerine ufak bir hata dahi kaldırmaz. Tek bir sıkıntıda bütün hat durmaktadır. O yüzden daha profesyonel iş yapmak prensibimizdir. İbrahim Erdem iş süreçlerine dair de bilgilendiriyor. Sipariş onaylandıktan sonra zaten makinelerimiz standart ve standart olmamakla birlikte iki çeşittir. Standart makinelerimiz zaten mevcut, elimizde projeleri var ve ona göre sipariş aldığımız zaman kullanacağımız malzemeler bellidir. Özel ürünler, özel müşterinin isteğine göre veya da çalışacağı fabrikanın isteğine göre özel makineler olursa bunu projelendiriyoruz. Bu projeye göre istenilen malzeme neyse zaten dışarıdan ham olarak geliyor malzeme. %80 fabrikamızın bünyesinde bu malzeme işliyoruz. Müşteri memnuniyeti yaratmanın ilk şartı kaliteden ödün vermemektir diyen Kemal Özen, üretim standartlarını yerine getiriyoruz. Bunun en önemli göstergesi de sahip olduğumuz kalite belgeleridir diye devam ediyor. Kalite belgesi bizim için önemli bir belgedir. Bu belgeyi ilk kurulduğumuz aşamadan itibaren ISO 9001 belgemiz ve diğer belgelerimiz mevcuttur. Bu da şu anlamda biz kaliteyi her zaman için devam ettirmekteyiz ve kaliteyi teknolojiyle birlikte daha ileri seviyelere çekmek mecburiyetinde olduğumuz için biz bu kaliteye önem vermekteyiz. Özelliklerine ve boyutuna göre değişmekle birlikte 3 ay içinde komple tesis kurulabiliyor. Üretimle iş bitmiyor. Satış sonrası hizmetin en önemli ayağını makinenin kullanımına dair eğitim oluşturuyor. Ortalama olarak komple tesis olur ise anahtar teslim 3 ay ile 5 ay arasında değişiyor. Bu üretim yaptıktan sonra biz makineyi montajını ettikten sonra oradaki elemanları bilgilendiriyoruz. Makinenin kullanımı, işte ürün kapasitesiyle ilgili bilgilerini veriyoruz ve daha sonra teknik desteğini, servisini sağlıyoruz. Çünkü bu kompleksi bir makine olduğu için toplamda 60 metre ile 70 metre arasında değiştiği için bu U şeklinde olabilir, düz olabilir, fabrikanın yerine, etütüne göre değişebilir. Bu yüzden makine kompleksi makine olduğu için eğitimi biz ön plana tutuyoruz. Çünkü ara ara teknik destek, servis, bunu zaten firmamız olarak önemsediğimiz konulardan biri. Proje ve üretim sorumlusu İbrahim Erdem, kapımızı çalan her müşteriyi ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip yönlendiriyoruz diyor. Gelen müşterilerimiz öncelikle ne istediğini bize tam net bir şekilde bildirdiği zaman biz onlara kapasite, enerji, insan gücüyle ilgili bilgi veriyoruz. Yani makineleri bulunduğu istediği şekilde biz yönlendiriyoruz. Yani bunu işte dediğim gibi enerji tasarrufu, insan gücü, çalışma kapasitesi, makinenin performansı, bununla ilgili biz yönlendiriyoruz kendilerini. Buna göre de en doğru, en uygun şekli seçiyoruz müşterilerimiz için. Alanında uzman ekiplerin işletmeye gidip yerinde tespitte bulunamayacağı yurt dışı taleplerinde sistem 3 boyutlu projeler üzerinden işliyor. 150 yurt dışı, 150 yurt içi çalışıyoruz. Yurt dışından fabrika projesini bize gönderiyorlar. Biz bilgisayar ortamında bütün projelerini çiziyoruz ve makinemiz oraya gitmeden orada tesisatı, hava, elektrik, su tesisatı çekilmiş bir vaziyette projeyi gönderiyoruz ve bizim makine Türkiye'den gönderdiğimiz zaman elleriyle koymuş gibi montajını yapıyorlar. Dış piyasada rüştünü ispatlayan firma için hedef pazar Orta Doğu ülkeleri. MYM Makina sadece iş pazar değil, bizim ağırlığımız dış piyasa, dış pazar Orta Doğu ülkeleridir. Bu ülkelerde ise şu anlamda tabii bizler o ülkelerde şu anda mevcut sistemlerin çok eski olduğu ve yeni yatırımlara gittikleri için, devlet destekli olduğu için biz de yurt dışı piyasasında ekseri kaliteli bir makine vermek için çaba göstermekteyiz. Bunun için dış ticaret ekibimizi oluşturmuş vaziyetteyiz ve dış ticaret ekibimiz tamamen şu anda dış pazar piyasasında çalışmalar yapmaktadır. 2013 yılı sonu itibariyle hedefimiz 1 milyon dolar civarındadır. Bu hedefimize de yaklaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah yılbaşı itibariyle bunları gerçekleştirmiş olacağız. İhracatı kendi markasıyla yapan firma bu konuda hassasiyet içinde. Amaç markalaşmak üzerinedir. Yani bunu bir defaya veya birkaç defaya mahsus üretmek değil, uzun süreli, uzun yıllar, uzun soluklu, kaliteli makineler üretmektir zaten amaç. Bunun için de markaya önem vermekteyiz. Firma yurt içinden ve yurt dışından gelecek her talebi nitelikli bir ekiple kısa sürede sonuca ulaştırıyor. Müşterilerin firmayı tercih etmesinin öncelikli sebebi kaliteli hizmet ve satış sonrası destekte görülüyor. Bu sektörde süreklilik ve satış sonrası teknik servis çok önemli. Çünkü bu makineler sürekli çalışıp 24 saat çalıştığı için, sürekli bazı bakımlara ihtiyaç duyduğu için biz bu konuda kendimize güvenmekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı sürekli servisimiz, imkanımız ve makinelerimizin kalitesinden dolayı başı ağrıtmadığı için, yani problem çıkartmadığı için müşterilerimizin tercih olmaktayız. İşletme Müdürü Kemal Özen başarılarının sırrını iş takibine bağlıyor. Zira firma sahibi kurulumlarda bizzat bulunuyor. Sürece hakimiyetini gösteriyor. Bu da müşteri memnuniyeti olarak firmanın hanesine bir artı daha konulmasını sağlıyor. Bizzat uygulamaların başında kendimiz firma sahibi olarak Mehmet Bey ve diğer mühendis arkadaşların bizzat ekibin başında durmak şartıyla arızaları veyahut da oradaki oluşabilecek bütün sıkıntılara anında müdahale etmektir bizi ön plana çıkaran. Çünkü insanlar şunu ister, kendi yaptıkları hattın bir an önce çalışmasını ister veya varsa bir arızaların bir an önce giderilmesi ister. Çünkü orada çalışan kişi sayısı çok fazladır. Makine ufak bir arızada dahi 50-60 kişiyi bekletebilecek kapasitededir. O yüzden bizim ön plana çıkaran sistem budur. Anında müdahale etmektir yani. Kemal Özen, Ar-Ge'ye verdikleri önemi anlatırken kendinizi yenilemez de tekrar ederseniz yarışın dışında kalırsınız diyor. Nasıl teknoloji, elektronik, bilgisayar vesaire bunlar çok hızlı ilerliyorsa gıda sektörü de çok hızlı ilerlemekte. Her gün yeni bir şeyler üretmek zorundasınız. Yani bir makine ürettiniz, yeni bir teknoloji ürettiyseniz bunu en fazla 2 yıl veya 3 yıl sürdürebilirsiniz. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları arka planda devam ederekten yeni ürünler, yeni piyasa, yeni kişiler, müşteriler oluşturmak zorundasınız. Bu piyasa öyle bir piyasa. O yüzden de sürekli araştırmak ve Ar-Ge'yi geliştirmek zorundayız. Gelişen sanayisini ve daha özelde gıda makineleri üretimindeki payını değerlendiren işletme müdürü, şehrin ihracat potansiyelinin de her geçen gün arttığı tespitinde bulunuyor. Konya'mız çok güzel bir potansiyele sahip bu konuda. Bu konuda biz şanslıyız. Aslında şöyle bir durum var. Konya ve Karaman olarak gıda üzerine büyük ihracatlar var. Bundan dolayı da gıda makinelerine ağırlıkta talep bulunmakta. Orta Doğu ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine büyük bir şekilde ihracatlar mevcut. Hızla gelişen teknoloji makinalara da yansıyor. Hep bir adım sonrası hedeflenirken işlevsellikten taviz verilmiyor. Makina mühendisi İbrahim Erdem son mesajında firmanın geleceğe yönelik hedeflerinden bahsederken kendilerini tercih eden müşterilerine de teşekkür ediyor. Hedeflerimiz gelişen teknolojiyle birlikte makinelerimizi bu teknoloji paralelinde geliştirmek, insan gücü, elektrik tasarrufu gibi konularda daha verimli hale getirmek ve ilerleyen zamanlarda da bu gelişimlerden faydalanarak makinelerimizi daha gelişmiş, daha sağlıklı bir şekilde üretmek istiyoruz. Öncelikle bizi tercih eden tüm müşterimize çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de kaliteden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. İşletme Müdürü Kemal Özen sözlerinin sonunda bildikleri işi yapmanın gururuyla en iyi müşterilerine sunmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Biz bildiğimiz işi yapıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu konudan dolayı da bizi tercih eden tüm firmalara teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Müşterilerimizden aldığımız destek ile onlara daha iyi ve daha teknolojik ürünler sunmaya devam edeceğiz.